gerçekten Anadolu'nun İslami hüviyeti kazanmasında önemli yapı taşlarından birisi Somuncu Baba Hazretleri'dir. Somuncu Baba Hazretleri 14. 15. yüzyıllarda yaşamış ama sadece Bursa'yı değil, şimdiki tabirle birçok ülkeyi, o tabirle birçok coğrafyada insanların maddi ve manevi eğitimlerinde rol almış abide şahsiyetlerden bir zattır. Kendi yaşadığı alana baktığımız zaman Horasan'dan, yani Horasan ilinden sülalesi gelen Kayseri, Bursa, ondan sonra Adana, Şam, Mekke, Medine, nihayet Dağrende de sona eren, Aksaray'da bulunan, Dağrende de sona eren hayatın çok bereketli geçtiğini görüyoruz. Onun ilimle irfanı bir arada bulunduran manevi bir büyüğümüz olarak görmek ve Anadolu'yu irşat edenlerden kabul etmemiz gerekir. Zaman geçiyor, onun sülalesinden gelen Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri de 20. asrın böyle bir eri, maneviyat eri olarak görüyoruz. O da her ne kadar coğrafya olarak belki Dağrende'de hayatını sürdürmüş ama hizmetleri orada kalmamış. Yani bir camide İmam Hatip olarak değil, onun devlet büyükleriyle de görüştüğünü ve bu halkanın hizmet halkası olduğunu ve hizmetlerin de sadece bir bölgeye değil veya belli bir konuya değil, hemen her sahada hizmet ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla adeta Somuncu Baba'nın yapmış olduğu 14. asırdaki, 15. asırdaki hizmet veyahut geniş bir ilgi alanını bu asırda devam ettirdiğini görüyoruz. Hulusi Efendi sadece hizmet derken insanların ihtiyacını gideren binalarla değil, okullarla değil, ayrıca edebiyat açısından da hakikaten son devrin divan edebiyatı numunelerinden olan divanı da onun son derece önemli bir eseridir. Sadece divanı değil, mektubatı, hutbeleri aynı şekilde insanlara bir hizmet veren unsurlardır. Divanında gerçekten Allah sevgisi, ilahi aşkı, ondan sonra gönül eğitimini, daha doğrusu insanların Allah'a zikir ve fikir etmedeki aşkını artırıcı manada gerçekten çok değerli çalışmalardır. Onun şiirleri sadece bir okumakla anlaşılacak değil, aynı zamanda üzerine düşünüp tefekkür edilmesi gerekir. Şerhlerini daha iyi yapılarak anlaşılması gerekir. Bu çalışmaları yapmak maksadıyla onun eserlerinin bir kısmı bestelendiğini de görüyoruz divanından. Besteli olan bu şiirleri onun hem insanın bir ruh dünyasına hem fikir dünyasına hitap ettiğini ve insanların ihtiyaçlarını giderdiğini görüyoruz. Hulusi Efendi merhumun divanını ve o divandan hareketle onun hayatını anlatan Arapça bir eser telif edilmişti. Bu eserle Hulusi Efendi'nin Arap dünyası, İslam dünyasına daha iyi tanıtılması amaçlanmıştı. Ve Mısır'daki bazı öğretim üyesi arkadaşlarımız çok değerli fikirlerini, Hulusi Efendi'nin değerli fikirlerini divandan hareketle veya diğer eserlerinden hareketle zaten uluslararası bir kimliğe büründürmüşlerdi. Hem edebiyatı, hem hizmetleri, hem fikirleri, hem tasavvuf anlayışı onun hem onun hem de ülkemizin tanınmasına katkı sağlayacaktır.